Merhabalar. Şimdiki skecimiz Postmodern Aile 4. Bilenler var mı acaba? Harika. Bu skecimizde de yine bizim modern olmaya çalışan ailemiz bu defa zengin bir damat adayıyla karşılaşıyorlar. Bakalım o zengin damat adayıyla buluşmalarında bizimkilerin modern olmakla verdikleri imtihan nasıl olacak, neler yaşayacaklar? Atakan ve Cemile yazdığı Postmodern Aile 4 geliyor. Kocaman alkışlarınızla iyi seyirler. Ya Ayşe, bu ne Allah'ını seversin ya? Şu halime bak. Alt tarafa kızın sevgilisi tanışmaya gelecek. Bu ne ya? Üf, Allah Allah. Çocuk çok modern bir ailede büyümüş diyorum. Pijamayla mı çıkacaktın karşısına? Bu mu modernlik? Şu halime bak. Kutuplardan İstanbul'a göç etmiş penguenler gibiyim şu an ya. Ay, alışmadık götte dondurmuyorsa demek. Nerede kaldı bu uşak? Oğlum, niye kapının önünde bekliyorsun? Selamun aleyküm yenge. Yeterince uşak gözüküyor muyum? Hiç. Bayram, bu halin ne oğlum ya? Ya dedim ya sana, çocuk çok zengin bir ailenin çocuğu. Burkaçoğulları'nın tek varisi. Bizim modern gözükmemiz için Bayram bugün kapıcı değil, uşağımız gibi yapacak. Onların da varmış uşağı. Efendim, birer çeket almaz mısınız? Yok, ben bir zigon sehpa alayım ya. Lan kanepe o, kanepe. Ha tamam ya, Salih abi, alışmaya çalışıyorum ya. Efendim, aracınızı garaja çekemedim. Bizim aracımız yok ki. Çekemedim işte. Ben içerideyim, ihtiyacınız olduğunda Chico diye seslenin bana. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. De kendine isim takmış. Chico diye. Tako bitti, Chico başladı. Şişt, sıkıntı yapma. Anam, her şey çok güzel olacak. Ne bu gürültü ya? Ben bu evde uyuyamayacaktım. Oğlum, senin ne lan bu halin senin? Bu ne oluyor ya? Sana hesap mı vereceğim peder bey? Beni sadece Tanrı yargılar. Ayşe, ne diyor bu? Dinden çıkaracak mı şimdi ha? Ya bir dur, bir şey olduğu yok. Numara yapıyor Mustafa. Modern ailenin böyle şey, ne? Sorunlu çocuğu gibi davranıyor. Numara yapıyorum baba. Aa, o başım aa. Numara. Numara yapmasına gerek yok ki. Bu zaten sorunlu mu? Nerede benim? Oğlum, sen adam olmayacaksın bana. He? Sen adam olmayacaksın mı? İt. Adam olur mu? Yapma. Yapma sen, it. Yapma, şunu ver şunu. Daha bulmacam var, çözemedim ben. İt diyor ya. Gazeteyle dövüyor beni. Oynamayacağım işte. Lan! Bak, bak. Dişin sıkması ya. Vallahi papyon lan boğarım seni ha. Modern bir şekilde döverim seni bak. Tamam, dişmen yeter ya. Allah Allah. Bugün herkes modern olacak, o kadar. Ya Ayşe, ben kız babasıyım ya. Ben kız babasıyım. Böyle şeylere gelemem. Modern falan olamam ben ya. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman kızımız senin yüzünden 40 yaşına kadar evlenmeyip ondan sonra evde kaldım korkusuyla önüne gelen ilk adamla evlenip mutsuz bir evliliği olursa ve ben 70 yaşından sonra torunlarımın değil de senin altını bezlersem ölümlerden ölüm be ya Salih. Derhal üzerime havyar dökün. Cemiyet modern görsün. Abartma da sen. Ha bu arada Melis şey çok duygusal, tamam mı? Üstüne gitme. Dokunsan ağlayacak. Bir şey deme kıza. Tamam mı? Tamam. Nasıl olmuşum? Ay benim kızım, ne güzel olmuşsun ya. Yuvadan uçacak benim kızım. Yemin ederim utanmazam ağlayacağım şu anda. Anneciğim, sen şu an bayağı utanmaz ağlanmaz bir insansın o zaman. Ya tamam, ağlama lütfen ya. Ya ne yapayım, sen benim ilk göz ağrımsın. Anne, belki olmayacak bu iş. Belki çocuk alıcı değil, bakıcı sadece. Belki de diyecek ki bu Melis burada dursun, ben birazcık daha dönüp dolaşayım, geleyim diyecek. Evet Ayşe, bunlar modern ol biraz ya. Bunlar normal şeyler yani. Doğru ya. O zaman kendime bir drink alacağım. İsteyen var mı içeride? Aa, ben isterim Ayşe. Belki başımın ağrısını alır, çivi çivi söker yani. Ya gerçekten sizi sakinleştirmek için size ayak uyduruyorum. Ve siz de bana eşlik ediyorsunuz ya. Bravo size. Lütfen ya, yapmayın böyle. Ne var kızım? Sen bizim halimizi beğenemedin mi ya? He? Evet, bu kılık kıyafetinizin hali ne? Ah, modernliğimiz seni rahatsız mı etti? Pazardan aldım. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir. Bu güzelim halıyı niye kaldırdınız? Fakir gösteriyor. Hiç. Lütfen.
lütfen rica ediyorum herkes kendi gibi davransın, tamam mı? Ben açarım Melis Hanım. Bu ne ya? Ay tamam, karışma. Uşağımız o. Uşak bugün uşak. Bayram abi atsana kapıyı. Ha bilerek açmıyorum. Sanki ev büyükmüş de be, gelmek zaman almış. Abi açar mısın? Çocuk vazgeçecek şimdi. Tamam tamam, açıyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Çöpümüz yok. Sağ ol. Abi ne yapıyorsun ya? Hey ne bileyim, ben hep kapının diğer tarafındayım ya. Ne diyeceğimi şaşırdım abi. Çabeyim ben. Şimdi aç açayım. Ama Melis'i görmesem yanlış geldim diyecektim ama. Yok yok efendim, doğru geldiniz. Ben gerginliği alsın diye öyle küçük bir şaka. Evin haylaz uşağı. Evet efendim, Ayşe Hanım ve Salih Beyler sizi büyük salonda beklemekteler. Bu tarafta. Tamam Bayram abi, ben ilgilenirim. Bayram değil, bana Chico diyeceksin. Ben küçük salondayım. Chico. Tamam, mutfaktayım. Bunlar senin için bir tane. Bir tanem mi? Nereden bir tango? Bir tanem mi? Hey! Ne kadar da demode, öyle değil mi? Biz Ayşe ile aramızda daha çok İngilizce konuşuruz. Hey baby, what's going on falan tarzında yani. Evet, İngilizce konuşmaya çok önem veririz aramızda ama. What does it mean, Salih? I'm doing yesterday. Anlamadım ama. Ya aramızda dedim ya. Anlamışsındır zaten, ben tanıştırayım. Annem Ayşe, babam Salih, kardeşim Mustafa. Kardeşim dediğine bakma. Ben özgür bir bireyim. Asiyim ben, tehlikeliyim ben. Aa, neden böyle şeyler söylüyorsun oğlum? Bana oğlum deme. Beni tatile Ibiza yerine Miami'ye gönderdiğinden beri sana çok kızgınım. Ay yine mi aynı konu? Neden hatalarımı yüzüme vurup duruyorsun my son? Vallahi çok şanslısın Mustafa. Benim babam bana 7 yaşımdan beri oğlum demedi. Aa öyle mi? Ne dedi? İt dedi. Ya bir insan oğlunu gazeteyi büküp büküp döver mi ya? Vay şerefsiz. Neden böyle diyorsun? Belki vardır bir bildiği. Yani otur. Kusura bakmayın yani, sizin de tadınızı kaçırdım böyle gelir gelmez anlatımı. Yok oturalım artık. Evet oturalım. Normalde biz ayakta takılırız konsept olarak ama otur madem hadi. Madem. Ne içersin, ne ikram edelim sana? Varsa bir şekerli kahvenizi alırım. Kahve diyor ya. Oldu olacak çay iç. Birer fiski yudumlamaz mıyız? Olur, ben her gün içiyorum. Nasıl? Ne oldu Salih, neye kızdın? Modern değil misin? Lan. Vedat içmez anne. Aa bir kirecikten bir şey olmaz, modernleşiyoruz şurada. Chico. Chico. Ay bu ev ne kadar büyük ya. Vallahi nefes nefese kaldım. Buyurun, beni mi çağırdınız? Hepimize birer fiski getir. Hayırdır, babanızın uşağı mı vardı? Babanızın uşağı değil, ben sizin uşağınızım anlamında. Ne oldu Vedat? Sizin evde de yok mu uşak? Var var. Bizde de var bir yardımcımız. Adı da Taco. Ayrıca ama onun özelliği babamın özel uşağı olması. Ne yapsın? Ufak tefek bir şey. Hepinize nasıl yesin galiba? Chico. Evet, tamam. Chico, mutfak. Ben mutfaktayım. Vedat, nasıl tanıştınız Melis'le? Valla ben bir gün bu mahalleden geçiyordum. Aha, bizim buralar İstanbul'un cazibe merkezi. Herkes burada. Yo, ben kaybolmuştum. He, kozmopolit bir yer olduğu için tabii olabiliyor bazen. Adres sormak için arabadan indim. Hemen yardım ettiler değil mi? Bizim buranın insanı oldukça yardımsever. Yo, arabayı çaldılar. Bir tur atıp getirmişlerdir canım. Vallahi bir dikiz aynası iki tekerlek getirdiler. Nereden baksan kar, öyle değil mi? Evet, evet. Sonra köşede bir kız gördüm. Melis bana bakıyordu. Ben de ona bakıyordum tabii o ara. Sonra ne oldu? Sonra beni bir dövdüler. Bir dövdüler. Babam bile kıskandı. Ben bu çocuğu böyle dövmüyorum diye. Ne o, sen miydin lan? Şişt, Mustafa. Tamam, tamam. Sonra işte Melis gelip kurtardı beni. Sonra Melis bizim otelde işe başladı. Sizin oteliniz mi var? Evet. Canım enişten be. Verdin gitti. Baba ne yapıyorsun? Doğru dedin ya. Ne öyle verdim gitti falan, ne kadar demode adete bunlar. Ya siz kendi aranızda nikah falan yaparsınız. Valla çok şaşırdım. Babam geleneklere önem birisidir aslında ama. O senin babanın geri kafalılığı. Al götür kızı.
Gidelim o zaman biz. Ya Vedat saçmalama ya. Babam şaka yapıyor. Bakma sen ona. Buyurun efendim. Sansürlü içeceklerinizi getirdim. Teşekkürler. Şöyle buyurun yanına bir miktar da çikolata getirdim. Ay, sağ ol canım. Şöyle buyurun. Sağ ol. Bu biraz fazla gelmesin. Çarpabilir. Aman yok be. Biz bunu kulağımıza damlatıyoruz senin doğmayı. Anam bu ne lan? Sirke. Evde pis kimi varsa. Allah'ın adı verdim. Ağzım yok şu anda. Çikolata ver de oradan. Şöyle buyurun. Sağ ol. Şöyle buyurun. Vedat sen de ye oğlum çikolata. Bir çikolata kaç gram acaba? Bir çikolata kaç gram? Ne bileyim, ölçmedim ki amma. Oğlum senin ne yapacaksın çikolatanın gramını Allah'ını seversen ya? Formuna falan mı dikkat ediyorsun? Yok, kusura bak ya. Benim babam biraz cimridir de her şeyi böyle gramı gramına ölçer evde. O zaman ben bunu alayım. Şimdi sen bol buldun, orana burana süresin. Çiko ver, yesin çocuk. Baksana neler çekmiş evde. Al o zaman, bitter al. Diğerinden az var. Çok zor gerçekten. Çok zor, inanır mısınız? Yani babam... Evet. Yatımı yalının önüne bağlamama izin vermiyor. Of, of, of! Seninle derdiniz... efendim? Senin derdin benim derdim diyorum enişteciğim. Allah'tan bizim buralarda deniz yok da biz de kahrolurduk, perişan olurduk evin önüne bağlayamazsak. Ben bir kötü hissettim kendimi ya. Ben bir lavaboya gideyim. Lavabo tabii, bir tarafta tabii, acaba? Tabii. İleride, sağda. Bulamazsan beni ara. Tamam. Nasıl arayacaksın? Manyak mı lan bu? Anne niye öyle diyorsun? Ne kadar modern dertleri var çocuğun işte. Doğru, doğru. Vallahi ben kendi dertlerimden bahsedecektim ama çocuk anlatınca benim yemin ediyorum anlatasım gelmedi yani. Görüyor musun değil mi? Evin var, araban var, param var, yatın var, katın var ama huzurun yok. O da ormayı versin. Salih abi. Ben razıyım ya, huzurum olmasın ya. Gerçekten ben huzur muzur istemiyorum o andan sonra. Hayata bak, neye kederlendik ya gece gece. Ben şurada kapıcılıktan uşaklara terfi ettim diye mutlu oluyorum. Yükselme Çiko, bir çay iç, harareti alıyorum. Ben de şu çocuğa bir bakayım, erkek erkeği bir konuşalım. Salih, modern modern devam et. Bozma sakın, çok iyi gidiyorsun. Rahat ol benimle. Tamam mı? Tamam. Ay ben çok sevdim bu Vedat'ı ya. Çok zengin, aman çok efendi çocuk. Aa, Vedat telefonunu burada unutmuş. Görüyor musun? Aa, bakalım ne şey... Mesaj gelmiş. Kimden gelmiş kız? Oku bakayım. Seni özledim Haylaz. Ha. Şimdi yakın arkadaşsa özleyebilir, olabilir. Olur. Tabii tabii. Sırtın acıyor mu? Melis görmesin, dikkat et. Buna bir şey bulamadım. Kız bu seni aldatıyor ya. Sırtın yere gelmeyecek. Tamam. Tabii efendim. Senin sırtından yere gelmeyecek. Başını sakın öne eğdirme. Tabii efendim, haklısınız. Sırtından vurmaya kalkanlar olur. Asla ama asla onlara müsaade etme. Tabii efendim ha. Tamam mı? Anladın mı beni? Acılara karşı her zaman dimdik duracaksın, anlıyor musun? Her zaman dimdik. Ulan çok mu sert vurdum acaba ya? Bir sıkıntı mı oldu? Yok baba, bir şey olmaz. O ne acılar görmüştü. Ne yaptın? O oldu. Daha beterini hak etti bu. Ayşe Nura, sen niye yükseliyorsun ya? Bu Vedat kızımı biriyle aldatıyormuş ya. Durun, açıklayabilirim. Evet, aldattım. Bu mu lan açıklama? Ya Ayşe, sen niye takılıyorsun şu anda? Allah Allah, bunlar olabilir ya. Modern bir dünyada yaşıyoruz. Öyle mi baba? Salih, ne diyorsun? Anne, babam modernlikten direkt godoşluğa geçti. Bana bak Salih, kendine gel. Anam hoşuma gitti ha. Doğru, ne diyorsun lan ben? Ne anlat, ne aldatmasın da. Baba, lütfen dur. Hayır ya, Vedat. Söylemek istediğin daha bir şeyler varsa söyleyebilirsin, çekinme. Biz ailece böyle şeylere hiç dert etmiyoruz. O belli oluyor zaten. Ay moruk. Söyleyeyim mi o zaman? Hey, hey. Come on. Tamam, söylüyorum o zaman. Ben evliyim. Ne? Lan bir de evli misin?
Bedi'nin. Ne olacak anne ya? Şey, ben de zaten sizin şoför Bedi'den hoşlanıyorum. Aa, çok sevindim senin adına. Gel. Ulan hayalimdeki hayatı yaşıyorlar. Lan bunlar nasıl muhabbetler? Ay bana bir şeyler oluyor vallahi. Salih çok fena oldum şu anda. Oğlum seni gebert. Nerede lan? Benim sopam nerede? Seni gebert. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur dur dur. Yalan da hepsi. Nasıl yalan? Ya oyun yaptık biz yani. Ne? Nasıl, evli değil misin? Ya, hayır. Sakinleşelim, anlatacağım. Anlatayım ben size. Şöyle biz ikimiz bir oyun yaptık size. Numara yani bunların hepsi. Rol yaptı. Evet. Onu canlandırdı yani. Ha, hiçbir şeyin yok. Yok yani... yani evet, varlıklıyım ama 8-10 tane lüks arabam yok yani. Hı. Otel? O var. İyi bari. Ya kızım siz manyak mısınız? Niye böyle bir şey yaptınız ya? Modernlikle kafayı bozdunuz çünkü anne. Yani Vedat zengin olabilir ama her gün havyar yemiyor. Ya da smokinle dolaşıp asi asi böyle sorunlu problemli çocuk gibi hareketler yapmıyor. Size anlatmaya çalıştım ama beni dinlemediniz ki. Ne yapsaydım? Ya ben sizi olduğunuz gibi bu halinizle çok seviyorum zaten. Siz de öyle yapsanız olmaz mı? Kızım biz de seni seviyoruz ya. Biz de seni çok seviyoruz. Zaten o yüzden girdik bu şeylere. Yani sen kimsenin karşısında ezilme diye. Böyle... Evet. Bir şey... Güçlü görün istedik yavrum. Biz öyle ezmesinler seni. Senin ailen de modern, zengin diye. Yani biraz yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Gerçi Mustafa sorunlu çocuğu iyi oynadı. Lanet olsun, ben odama çıkıyorum. Şişt, tamam, gel. Tamam. Kızım, gel buraya. Sen benim canımsın ya. Ya, kıyamam. Sakin. Ay yemin ediyorum bu ev var ya aşırı büyük ha. Daha küçük bir eve taşınan dalağımı orada bıraktım ya. Bu nasıl bir şey ya? Evet, ara sıcak olarak gergeden ister misiniz? Kendi ellerimle boğdum. Bayram tamam, numara yapmana gerek kalmadı. Bunlar bizi kandırmış. Yok öyle bir şey. Bu da bizden biri. Nasıl ya? Ben şimdi boşuna mı uşak oldum? Yo, ben bir şekerli kahve alırım. Öyle mi? Türk kahvesi mi? Aha. Tabii efendim. Hemen geliyor. Sen... Nereye gidiyorsun? Çok güzel diyenler. Güzel. Zil diyenler. Cemile sen çal. Bugün çok heyecanlıydın. Evet. Evet çal. Hadi çal kız. Bravo. Evet, şeye çok bayıldım ya Evliya. Ev uzun, büyük gözüksün diye durma bayağıydı. Ve tabii ki uşak yorumun çok iyiydi Evliyacığım. Sağ olsunlar, onlar güzel yazdığı için abi. Sağ olsunlar. Sen girdiğinde bir ekstra bir coşku oldu. Ne hissediyorsun? Vallahi iyi hissettim ama bir anda da şey oluyor, insan daha çok heyecanlanıyor. Serseri rolünde Hilmi de harikaydı. Güzel başladık. Çok güzel hareketler. Şahane başladı. Şahane bir şekilde devam ediyor sevgili canım.